Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Logitech G335 oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. O zaman kutusunu da gelsin. Ürünümüzü kutusundan çıkardık. Kutusu içine kendisinin dışında bir adet yaya ayırıcı ve belgeleri çıkıyor. Bu yaya ayırıcı da ne işe yarıyor diyecek olursanız da siz bilgisayar kasanıza bu kulaklığı takarken ses ve mikrofonu ayırmak için kullanılıyor. Şimdi gelin bir tasarımına göz atalım. Tasarımına baktığımızda evet artık Logitech'in yeni kulaklıklarında kullanmış olduğu tasarım dilini görüyoruz. Yani bundan önceki G733 Lightspeed'de de yine bu tarzın olduğu bir tasarım dili görmüştük. Şimdi şöyle tasarımına baktığımda öncelikle bu kulaklığımız yine hafif. 240 gram ağırlığına yani o az önce bahsetmiş olduğum G733'den de hafif bir kulaklık. Yani normalde tasarım olarak şu anda beyaz ve siyah renkler mevcut. Ancak normalde yurt dışında mint yeşili de satılıyormuş. O rengi de gerçekten çok hoş duruyor. Keşke Türkiye'de satılsa onda da baya bir talep olacağını düşünüyorum. Ancak şu an elimizdeki model beyaz ve mavi renklerin uyumuyla oluşuyor. Bence gayet güzel. Yine sağ ve sol kulak taraflarında Logitech'in G logosu bulunuyor. Bu hemen kulağımızın üstünde G335'in model numarası yazıyor. Yine burada bir güzel bir kafa bandımız var. Yani bu kafa bandları da hani şu şekilde burasından ayarlanabilir şekilde değil artık. Esnek bir yapısı var ve ayrıca şu yan taraflarında da iki adet kademesi bulunuyor. Siz bunu isterseniz biraz daha aşağı çekip oradan ayarlama da yapabiliyorsunuz. Kulaklığımızın Kulakçıkları ve asıl kafa kısmı bir, birbiriyle bütün yani hiçbir şekilde ayrılmıyor veya katlanmıyor. Yani esnek tamam. Esnekliği iyi. Burasında sol kulağımızda bir adet mikrofonumuz bulunuyor. Bu mikrofon şu şekilde hareketli ancak yerinden sökülemiyor. Kulaklığımız kablolu bir kulaklık ve kulaklığımızın girişi ise normalde 3.5 mm'lik bir jaka sahip. Bu kulak içi süngerlerimiz gerçekten çok yumuşak. Hem böyle delikli havalı yapıda hem de süngerli olduğundan kumaş yapıda olduğundan kulağınız oturduğunda o yumuşaklığı ile birlikte yani şöyle takıyorum. Yani böyle taktığımda hani kulaklığımız 240 gram ağırlığında ve bu kulak süngerleri de çok rahat olduğundan Hiçbir şekilde bir uzun süreli kullanımda ağrı hissetmedim. Tasarım olarak gayet iyi. Üst kafa bandımız esnek ve kumaş yapıda olduğu için bu da çok rahat hissettiriyor. Yani bu detaylarıyla ben çok beğendim bu kulaklığı. Hem ve tasarımsal olarak kalitesi olarak da güzel bir yapısı var. Bu, bu hani yan taraflarına böyle parlak detaylı üst tarafları kaliteli plastik hissiyatı verdiği için hani bir Logitech ürünü kullanıyormuşsunuz havasını alabiliyorsunuz. Bu mikrofonumuzun ayrıca şöyle bir özelliği var. Şu anda mikrofonumuz muteli durumda yani kapalı. Bu şekilde açtığınızda artık sesi alır aktif oluyor. Tekrar böyle yaptığınızda kendisini sessize almış oluyor. Sol kulakta sadece bir adet tuşumuz bulunuyor. Bu da ses arttırma ve azaltma için kaydırma tekerleği. Onun dışında herhangi bir düğme üzerinde bulunmuyor. Yani tasarım olarak sade ve hoş. Hani hem böyle genç havası var. Çünkü artık biraz daha böyle hareketli detayları da mevcut. Şimdi bazı modellerde evet RGB detaylar bulunabiliyor. Bunları destekleyebiliyorlar ancak bu kulaklıkta herhangi bir RGB detay bulunmuyor ve bu kulaklığın yani özelliği hem biraz daha nasıl diyeyim G733'e göre daha küçük, daha hafif ve kablolu bir kulaklık. Bunun özelliği biraz daha tak çalıştır modunda yani. Siz direkt 3.5 mm kulaklık jakıyla hemen taktığınız cihazda çalışıp size güzel bir stereo bir ses verebiliyor. Şimdi tasarımından bu şekilde bahsettik. Tasarım olarak ben yani bu tarz tasarım dilini çok beğeniyorum şu an Logitech'in. Hem bakış açısı olarak şöyle bir duruşu olarak güzel, kafada duruşu rahat, ergonomiklik olarak çok güzel. Hem hani ben normalde kulaklık takarken suni derili kulaklık süngerleri biraz böyle terletme yapabiliyor. İşte çok sıkabiliyor. O yüzden ben hep kumaş süngerleri tercih ediyorum. Bu yüzden de yani ben bayağı bir ısındım. Ben bayağı bir sevdim. Şimdi gelin biraz teknik özelliklerine bakalım. Teknik özellik konusunda içeriğinde 40 milimetrelik sürücülere sahip. Ses kalitesi olarak gerçekten ben hoşuma gitti. Neden mi diyecek olursanız da yani dinlediğim müzik tarzlarında hem baslı müziklerde dinledim hem normal işte pop müziklerde işte ya da bir aksiyon oyunundaki bir filmdeki sesleri test ettiğimde ben normalde bilgisayarda kendi Windows'un ayarında %100'ü aldım kulaklığın üzerindeki ses arttırma azaltma tekerleğini kullanarak ses ayarımı yaptım. Ve buradan da ben gayet hoşuma gitti. Çünkü hani o bas seviyesi tamam. Bazı böyle yazılarda işte tatmin etmiyor diye şeyler okumuş olursun ama hani fazlası beni rahatsız ettiği için benim kulağıma hoş geliyor. İdealli bence böyle. Ve normalde bir FPS oyuncusu olarak da hani oyunlardaki o stereo hoparlörünün verdiği ses yanıtı işte diyelim sağdan bir rakip duydum. O ayak sesini hemen rahat bir şekilde duyabiliyorum. Bu konuda bana çok yardımcı oldu. Kulaklığımızın 3.5 mm'lik bir jakı bulunuyor demiştim. Yani siz bunu diyelim normal mobil bir cihazınızda, PlayStation'ınızda, Xbox'ınızda, Nintendo Switch'inizde veya bir düzüstü bilgisayarınızda bile kullanabiliyorsunuz. Normal bilgisayar kasanızda takacağınız zaman da içerindeki Y ayırıcı ile birlikte diyelim bilgisayar kasanızın arkasındaki yuvaları takacaksınız. İşte mikrofonu ayrı, sesi ayrı bir şekilde oraya oturttuğunuzda anında ses veriyor. Ancak içeriğinde hani 3.5 mm jack'la birlikte takıyoruz ya herhangi bir USB ses kartıyla takmadığımız için Logitech G Hub ile uyumlu değil. Yani Logitech G Hub da maalesef bunu görmüyor. Dediğim gibi tak çalıştır. İçerindeki hazır ayarlarla birlikte anda kullanabiliyorsunuz. İşte bir equalizer ayarı veya başka bir özelleştirme yapamıyorsunuz. Direkt içerindeki ön ayarlarla birlikte kullanıyorsunuz. Ses kalitesi olarak zaten Logitech şunu belirtiyor. Discord sertifikalı bir ses kalitesi var diyor. Bununla birlikte de zaten gayet iyi bir size ses performansı veriyor. Ben şahsen beğendim. Benim hani dinlediğim müziğe oynadığım oyundaki ses kalitesi hoşuma gitti. Verdiği hani ses yüksekliği olarak da iyiydi orta seviyeler olsun, tizler olsun, baslar olsun gayet stabil ve güzel geliyordu. Bu sürücülerimizin 20 Hz ile 20 kHz arasındaki bir frekans yanıtı bulunuyor. Mikrofonumuzun ise 10 Hz ila 10 kHz bir frekans yanıtı bulunuyor. Ve bu mikrofonumuz gerçekten sesi karşı tarafa çok iyi iletiyor. Siz diyelim bir ses kaydı yaptığınız zaman da hatta şu anda gelin bir ses kaydında mikrofonumuz nasıl alıyormuş onu da bir dinleyelim. Şu anda Logitech G335 oyuncu kulaklığımızın mikrofon testini yapıyoruz. Şimdiki duyduğunuz ses tamamen Logitech G335'in kendi mikrofonundan geliyor. Bakalım sizler nasıl duyuyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi sizler de yorumlarda belirtiniz. Dinlediğiniz gibi yani ses kaydı olarak benim gayet hoşuma gitti. Arkadaki gürültüyü biraz daha engellemesi olsun, daha sesi temiz ve net vermesi konusunda bu Logitech mikrofonlarını zaten ben beğeniyordum. Bunda da gayet kaliteli bir iş çıkarmışlar. Yani bu tarz şeylerinde güzel. Ancak hani Tek bir eksisi olabilir bunun. İşte 3.5 mm'lik bir jack ile bağlandığı için Logitech G -Hub bunu görmüyor. Herhangi bir yazılım özelleştirmesi yok. Ama onun dışında işte diyelim bir PlayStation'da oyun oynayacaksınız. Hemen joystick'inize taktınız. Anında hemen kaliteli bir sesle oyununuzu oynayabiliyorsunuz veya bilgisayarınızdaki oynadığınız oyunlarda. Yani hani benim şöyle genel bir kullanım deneyiminden bahsedecek olursam da teknik özelliklerinin dışında. Şimdi ben bunu Evet oyun oynarken kullandım. Mesela Valorant oyunda veya Counter Strike Global Offensive'de. E, bu oyunlar oynarken şimdi önemli olan şey nedir? Sizin oyunda ses kasmanız. E, bu da stereo bir kulaklık. Bu stereo kulaklığımızın içerindeki bize verdiği o ses yanıtında ben anında rakibimin arkamda mı olduğunu, sağımda mı, solumda mı bunun gibi detayları e, kaçıram, kaçırmadığım için bana gayet iyi bir ses verdi. Bu yüzden de bayağı iyiydi. Takımdaki arkadaşlarım iletişimde mikrofonu iyi çalışıyordu. İşte diyelim ani bir durum oldu. Şu anda şu şekilde ben diyelim, takım arkadaşlarımla konuşuyorum. Ani bir durum oldu. Arka plandan duymak istemedim siz. Anında şöyle yaptığımda bir anda mikrofonu hemen sessiz alıyor. Yani üzerindeki bir tuşa gerek kalmıyor. Ve bazı kulaklıklarda hani her zaman kulaklık diyelim mikrofonu buraya sabit oluyor. Ya da tak çıkar oluyor. Bunun yerine böyle hareketli olması da güzel bir detayı hani rahatlık olarak uzun süre kullanımda gerçekten hissetmiyorsunuz. Aynı bir kablosuz kulaklık kullanıyor musunuz gibi bir hafifliği var. Ve bu konuda da Logitech iyi bir iş çıkarmış. Başka diyelim müzik dinlerken, film izlerken bence benim işimi çok rahat gördü. Zaten şu anda hani tasarım olarak da yeni bir Logitech'in tasarım diline sahip olduğu için de bence hem dikkat çekici duruyor hem de böyle tasarımın sadeliği ve o sadeliği vermiş olduğu bir hareketlilikle yani masanızda olsun kafanızda duruşuyla gayet güzel. Yani bizim genel olarak Logitech G335 hakkındaki incelememiz bu kardı. Size artı ve eksi özelliklerinden bahsettim. Yani eksi özellik olarak sadece yazılımın olmaması diyebilirim. Onun dışında tasarımı, verdiği ses kalitesi, işte mikrofonun güzel olması, ergonomik olarak rahat olması gibi şeyleri artı özelliklerini sayabiliriz. Bu konuda benim hoşuma gitti. Eğer sizde bu tarz kablolu işte 3.5 mm jack girişi olsun. Ben bunu başka platformlarda da işte PlayStation'da, Xbox'ta, mobil cihazında da kullanayım diyorsanız işte dizüstü bilgisayarında, normal bilgisayar kasında da işte Y ayırıcı burada işinizi kolaylaştırıyor kutusundan böyle bir desteğin çıkması. Bu tarz şeyleriyle benim hoşuma gitti. Bizim incelememiz bu karda. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.